Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnsansız hava araçları afet bölgesinde kriz masasına sunduğu anlık veriler ile önemli görevler üstlendi. Kriz masasının yanı sıra depremde can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılması gereken çalışmalardan oluşan risk yönetimi noktasında da katkılarının önemli ölçüde olduğu kabul edilmektedir afet bölgelerinde, afet anında veya sonrasında zaman baskısı ve acilen bilgi ihtiyacının olması, maksimum bilginin toplanması ve anlık olarak iletişimin sağlanması afet anı ve sonrası için büyük bir ihtiyaçtır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ve 60 saat havada kalış süresine sahip Aksungur'a entegre edilen baz istasyonu bu ihtiyacın giderilmesine büyük katkıda bulundu. CNN Türk ekibinden Ahmet Türkeş ve Serdar Eke Yılmaz, TUSAŞ tesislerinde İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız ile bir röportaj gerçekleştirdi. Ömer Yıldız, Aksungur'un afet bölgesinde yürüttüğü görevlerinin yanı sıra üretim kapasitesi hakkında da konuştu. Şu ara kadar 8 adet Aksungur üretildiğini aktaran Yıldız, 6 adetin de üretim bandında olduğunu belirtti. Bu kapsamda Yıldız, Aksungur İHA'nın üretiminin hız kazandığını aktardı. 3 ayda bir Aksungur İHA üretilirken üretim kabiliyetini ayda bir üretime çıkardıklarını paylaştı. Yıldız ihracat konusuna da değinerek Anka platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA'nın Kırgızistan ve Angola'ya ihraç edildiğini, teslimatların ise henüz yapılmadığını da aktardı.